gıda sektöründe tüm dünyaya kendini kanıtlamış Tatbiliç ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdülkadir Bozsöy'ün başarı öyküsüyle baş başa bırakıyoruz sizleri. Gaziantep ilimizden gıda sektöründe farklı bir başarı öyküsü Tatpiliç ve Abdülkadir Bozsöyük. Ben Abdülkadir Bozsöyük. 1944 Gaziantep doğumluyum. 1975 yılında ziraat mühendisi olduktan sonra şehrimize döndük. Şehrimize döndüğümüzde bu bölgede küçük çapta tavukçuluk işletmeleri vardı. Bizim de geçmişimizde hayvancılığa karşı bir merakımız vardı. Koyun dana besiciliği gibi işlerle uğraştığımız için hayvancılığa karşı bir merakımız, sevgimiz vardı. Bu arada hayvancılıkta sorunları çıkanlar bana başvurdular. Biz onların dertlerine çare olmaya çalıştık. Bu tarihlerde küçük çapta Gaziantep'te kümesler kurulmuştu. Bunlar faaliyete geçmişlerdi. Bu dönemlerde bunların sorunlarını çözecek ziraat mühendisi, veteriner hizmeti maalesef çok azdı ve bu üreticiler çok probleme düşüyorlardı. İşte biz bu sektöre bu vesileyle bulaştık. Bizim projelenmiş bu sektöre girme gibi bir niyetimiz yoktu. Böylelikle bu sektöre girdik. Küçük çapta üretim çiftlikleri yaptık. Bu çiftliklerde kesimleri o günün şartlarında, iptidai şartlarda yapmaktaydık. Küçük kesim makinalarıyla kümeslerde tabii ki bu çok iptidai bir kesim şekliydi. Tatpiliç, 35 yıllık deneyimiyle belirlediği hedefler doğrultusunda beyaz et sektöründe büyük başarıları bulunan Gaziantep'in ilk ve en büyük entegre beyaz et üreticisidir. O günün şartlarında da Gaziantep'in piliç eti tüketimi de çok azdı. Günlük ticari piliç eti tüketimi 200 kilo civarındaydı. Tabii ki bu 200 kilo piliç eti tüketimini karşılayacak büyük çiftlikler ve tesisler kurulması da imkansızdı, mümkün değildi. Bugünün şartlarına geldiğimiz zaman bu piliç eti tüketimi bunun 120 bin katı, yani günlük tüketim 60-70 tona çıktı. 200 kilo ile 60-70 tonu kıyas ederseniz aradaki farkı takdir edersiniz. O tarihlerde Türkiye'nin yıllık ticari piliç eti tüketimi 100 bin ton civarındayken günümüzde 1,5-2 milyon ton civarına çıkmıştır. Bu artış Gaziantep ile Türkiye'nin artışı paralel gitmektedir. Bu değerler çerçevesinde biz her gün bu işi daha güzel nasıl yaparız çabalarına girdik. Bu çabalar da satış ve piyasaya paralel gitmekteydi. Gördük ki bu işin en
sağlam yolu sağlıklı bir kesimhanenin olması gerekiyordu. İlk aşamada sağlıklı bir kesimhaneyi kurduk. Mevcut çiftliklerimizi büyüterek ilave çiftlikler yaptık. Yem fabrikamızı kurduk. Kendi yemimizi üretmeye başladık. Bizim sektörde değer kazanmamızı yem fabrikamızın çok büyük önemi olmuştur. Çünkü yem fabrikasında biz istediğimiz kalitede yem üretebilmekteyiz. Bu ürettiğimiz yem kalitesi de etimizde büyük bir aşama kaydetmiş, tat bilicin et kalitesini Gaziantep'e yerleştirmiştir. Daha sonraki yıllarda damızlık ünitelerimizi kurduk. Damızlık çiftliklerimizi, Kuluçka'yı kurduk. Dolayısıyla entegre tamamlanmış, artık entegrenin iyileştirme yönünde çalışmalara başlamıştık. Bu konuda da çalışma temellerimiz atılmış, entegre tamamlanmış oldu. Bugün sadece firmada daha iyi yapma, iyileştirme çalıştırmaları yapmaktayız. Büyüme kapasitesinden önce iyileştirmeye ağırlık verdik. Kuruluşlarımızı günün şartlarına göre modern şekle getiriyoruz. Sizlere iftiharla söyleyebileceğim bir konu var. Bugün Gaziantep'teki olan üretim çiftliklerimizi batılı ülkeler bizlerde bu kadar muntazam çiftliklerin görmediklerini ifade ediyorlar. Biz de bunu iddia ediyoruz ki bizim çiftliklerimiz günün teknolojisinin artısı vardır. Burada Gaziantep'te isteyen vatandaşımıza buraları gösterebiliriz. Bununla iftihar edebilirler. Küçük yöresel bir firma olduğumuz için kapasitemiz düşük. Fakat biz Irak'a 2 tır malımızı gönderdik ve Irak'ta bu et kalitemizden çok memnunlar. Et kalitemiz beğenildi ve piyasa fiyatlarının üzerinde de fiyatla bize talep oldular. Fakat biz gerek kesim bazında, gerek üretim bazında ihracata hazır bir firma olmadığımız için burada sürekliliği sağlamamız biraz zor oldu. Dolayısıyla mal sattığımız firmadan bir süre istedik. Bize 2-3 ay bir süre verin, ondan sonra tekrar yeni bağlantılara girelim dedik. İnşallah bir ay gibi bir zaman sonra malımız da dış piyasada pazarlanmaya başlan. Çünkü daha önce giden 2 tır malımızın et kalitesinden çok memnun kalmışlar ve adamlar istedikleri malı bulduklarını ve bu et kalitesini çok beğendiklerini ifade ettiler. Piyasa fiyatının da
tahmin ederim 50-100 dolar üzerinde mal pazarlayabileceğiz. Gaziantep'te beyaz et tüketiminin yok denecek kadar az olduğu bir dönemde Abdülkadir Bozüyük tarafından Tat Hayvancılık Üretim ve Pazarlama adıyla kurulan Tat Bilic, 1997 yılında aile şirketi olarak faaliyetlerine başlamış, sonra adını Tat Bilic ve Fenli Yem Sanayi Ticaret Limited şirketi olarak değiştirmiştir. Gaziantep olarak bizim bünyemizde çalışan işçi sayısı 130-110 arasında değişmektedir mevsimsel olarak. Tabii ki bizim istihdamımız sadece çalışan işçilerimiz değil. Bizim 9'a yakın satış bayilerimiz var. Bunlar da kendi başına bir kuruluştur. Bunların termokinkli arabaları, servis araçları, bunların her biri 5'er kişi istihdam etse 50-60 kişi bunlar istihdam etmek zorundadır. Bizim pazarlamada ki istihdam sayımız bu kadar insan pazarlamada çalışmaktadır. Tat Bilic olarak bizim 10 ayrı kuruluşumuz vardır. 10 ayrı kuruluşumuzun 10 tane yöneticisi vardır. Her kuruluşun başında bir fiil yöneticisi vardır. Bunun üstünde denetici elemanlarımız vardır. Yani biz bir fiil kendimiz de bu kuruluşları sürekli denetim altında tutmaktayız. Şirketleşmenin ardından firma, kalite hedeflerini yakalamak amacıyla kendi yem fabrikasını kurmuş, ardından bu kaliteyi halkımıza en uygun maliyetle sunabilmek amacıyla kendi etlik üretim tesislerini, damızlık kümeslerini ve kuluçka tesislerini inşa etmiştir. Bu yatırımların hepsini Gaziantep'e yaparak şehrimize ve ülkemize katma değer kazandırmanın haklı gururunu taşımaktadır. Bizim çiftçilere sağladığımız katkı bölge çiftçilerimizden sorulsun. Bölge çiftçilerimiz bizlere Allah razı olsun siz iyi ki varsınız. Mahsulümüzü yanı başımızda size pazarlayabiliyoruz diye bize bir minnet duygular ifade ediyor. Bu insanların bize bu şekilde ifade etmeleri tabii ki her şeyden daha değerlidir, daha kıymetlidir. Bu manevi değerler bize şevk vermektedir. Çünkü bizim Tat Bilic olarak gayemiz insanlara faydalı olmak. İnsanlara verdiği paranın karşılığını verebilmek. Bizi üzecek tek şey, birisi bize para verdi de onun karşılığını alamazsa biz bu konuda çok üzülürüz. Şirketimizin amacı et ve etli yemeklere düşkünlüğüyle bilinen, damak tadı gelişmiş olan halkımıza et kalitesinden ve lezzetinden taviz vermeden sağlıklı ve ekonomik olan beyaz eti sevdirmektir. Tat Bilic olarak temel ilkemiz insan sağlığını her zaman birinci planda tutmaktır. Bu anlayışla tüketicilerine sağlıklı, lezzetli ve kaliteli ürünler sunmak en önemli hedefleri arasında olmuştur. Değerli halkıyla bu kaliteyi ve lezzeti paylaşmaktan mutluluk duyarak tüm dünyaya kendini ispatlamaya çalışmaktadır. Biz Tat Bilic olarak bölgesel küçük bir firmayız. Bizim çok büyük olma şartlarımız da zor. Kapasite artırmamız, büyümemiz çok zor. Sebebi Gaziantep'te bu konunun altyapısının olmayışı. Ve Gaziantep'te tek firma oluşumuz bu konuda gelişmemizi engellemektedir. Bizim Tat Bilic olarak
birinci derecede ürünümüz piliç etidir. Piliç etinin tüm çeşitleri, kanat, but, göğüs, ciğer, taşlık, kebaplık, hatırınıza gelen 40 çeşit de yakın piliç eti ürünümüz tüm marketlerde satılmaktadır. İkinci derecede bizim pazarladığımız ürün piliç etinden, saf piliç etinden yapılmış tavuk sucuğudur. Biz bunun içerisine herhangi başka bir hayvanın etini kullanmamaktayız. Saf piliç etinden yapmaktayız. Üçüncü üretimimiz kendi yem fabrikamızdan bir kısım müşterilerimize yem halen pazarlamaktayız. Yeni müşterilerimize de yem pazarlayabilir bir konumdayız. Yemimiz de bölgede tutunan bilinen bir yemdir. Dördüncü olarak biz halen damızlık civciv satmaktayız. Yani büreyler piliç eti üretiminde kullanılan civcivi biz pazarlamaktayız. Hem kendi bünyemizde kullanmaktayız, hem dış piyasaya bu civcivi yetiştirilmek üzere tat piliç olarak pazarlamaktayız. Kesimhanenin kesim kapasitesi olarak 4000 bölü saat üretim yapabilmektedir. Kesimhanede iç organ çıkartma bölümü robot sistemiyle çalışmakta olup pirişler el değmeden ayıklanmaktadır. Kesimhanede her gün detaylı temizlik ve hijyen çalışmaları yapılmaktadır. Tesiste uzman veteriner hekimler, Avrupa Birliği eşleştirme projesi kapsamında et işletmeleri, genel hijyen ve et kalitesi konusu üzerinde eğitim almış ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından sertifikalandırılmıştır. Damızlık tesisleri en modern inşaat teknikleriyle yapılmış olup, üretimde en son teknoloji kullanılmaktadır. Kuluçkahane bilinenin aksine tamamen yerli mühendislik ve iş gücüyle inşa edilmiştir. Türkiye'de bu konuda ilk yerli yatırımı yapan firmadır. Tatpiliç, kar zararı gözetmeyerek yerli makine ve tesisat alımına önem göstermekte, milli teknolojimizin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Yem fabrikası olarak 40 bin metrekare açık, 6 bin metrekare kapalı alana sahiptir. Bizim tat piliç olarak amacımız, biz bu şehrin insanıyız. Ben sokağa çıktığım zaman benim ürünlerimi tüketen vatandaş bana şevkle bakarsa işte benim bu firmadan en büyük kazancım budur. Biz hiç durmadan gece gündüz bu şehre hizmet etmek için çalışıyoruz. Artık ana gayemiz para değil, şehrimiz insanını kazanmaktır. Bu yaştan sonra biz insanlara bir hizmet verirsek belki Allah da bizim günahlarımızı affeder, bizleri bağışlar. Bizim tek amacımız budur. Bizler de zirveye doğru ekibi olarak tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.